Burada da şey yapmayayım. Belki Ragıp Zara kolu Ragıp abimiz kendisi de bir şeyler ekleyebilir. Önce hoş geldin Ragıp abi. İyi, hoş bulduk sevgili İmam Mut. Sevgili dağlı arkadaşım. Sağ ol. Şöyle başlayalım Ragıp abi. Şimdi yayıncılıkta geliyorsun. Bizim yani daha doğrusu benim yani abartmıyorsam her tanıdığım üç kişiden biri yazar şu an. Yani yazar derken kitap yazıyor, öykü yazıyor, şiir yazıyor. Yani kendini ya da yazar olarak da şey yapabiliyor. Bazı arkadaşlar henüz işte yazıyorum ama yazar değilim diyor. Böyle bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda bizi izleyenlerin bir kısmını da ilgilendiriyor bu konu. Türkiye'de yayın evlerinin durumu ne? Yani kitap diyelim 20 yıl önceki okuma oranıyla bugünkü okuma oranını kıyaslarsak okuyucu sayısı çoğaldı mı, yükseldi mi, geri mi geldi, geri mi gitti? Evet, şimdi tabii ben İsveç'te yaşadığım için çok şey olmayabilir verdiğim yanıtlar yeterli. Ama benim ilgimi çeken Türkiye'de hakikaten canlı bir yayıncılık var ve çok sayıda kitap çıkıyor. Demek okurlar da var. Demek bu aynı zamanda. Şimdi bir de kitaplar tabii aynı Batı'da olduğu gibi meta oldu. Bir pazarlama konusu haline geldi. Bir bestseller piyasası var. Bu bestseller piyasasında yer alan kitapları her yerde buluyorsunuz. Marketlerde bile kitap standları oluyor. Ama bunun dışında da işte edebiyat, sanat ürünleri söz konusu. Bunlar açısından daha bir dar alıcı kitlesi olduğu söylenebilir. Yani şey bekleniyordu bundan 5-10 yıl önce şey deniyordu. Artık kitabın çağı kapandı. Bundan sonra kitap değil işte CD'lerle, audiovisüel araçlarla kitap yerine onlar okunacak. Kısmen ben bunu yapıyorum çünkü Türkiye'den kitap getirtmek sorunlu benim için. Türkiye Avrupa ilişkileri krize girdiği için bu şeye de yansıdı. Posta servisine bile yansıdı. Yani Evet. kitap getirtirsem şimdi Almanya'dan getirtiyorum. Oraya ısmarlıyorum mesela. Evet. Türkiye'ye değil. Onun dışında da yeni yayınları takip edebilmek için hızlı PDF üzerinden okuyorum. Bana işte Yayıncılar Birliği üzerinden geliyor yeni çıkan kitapların örnekleri. Onları da PDF olarak okuyorum. Yani biraz ayak uydurmuş oldum modern çağa. Elbette kitap sayfasını tercih ediyorum ama zorunluluk bir anlamda. Peki ya Türkiye'de işte kitap piyasası daha da büyüdüğüne göre yayın evlerinin yaşayabilmesi, ekonomik olarak kendini idame edebilmeleri durumu ne? Şu an daha iyi yöndeler mi yoksa şu an işte Şu anda kağıt tabii pahalı, girdiler pahalı. ekonomik kriz ve enflasyon tabii şeyi de vurdu. Yayıncılık sektörünü de vurdu büyük ölçüde. Yeni kitap çıkışında azalma trendi görüyorum. Yani birçok yayın evi şey programlarını yavaşlattı. Bu kötü bir şey. Fakat ben bunu geçmişte belge yayınları kurulduğu zaman yaşamıştım biliyorsunuz. Ecevit hükümeti, arkasından Milliyetçi Cephe hükümeti falan derken Türkiye ekonomisi çökmüş ve müthiş bir enflasyon gündeme gelmişti ve yayıncılık piyasası çok etkilenmişti. İşte kağıt bulmak çok zordu. Bir de dolara bağlıydı kağıt o zaman. İthal ediliyordu daha çok. Bu da iyice zorlaştırmıştı. Biz buna rağmen belge yayınlarını kurma cesaretini gösterdik ve kendimizi de döndürdük doğrusu. Biz çünkü 12 Eylül öncesi 1977 sonbaharında kurulduk ve ilk kitabımızı da 78 Ocak ayında çıkardık. Ondan Evet. sonra ama nasıl gittik? İşte senede 2 kitap, 3 kitap şeklinde gidebildik.
Daha sonra ancak bu sayıları arttırabildik. Evet. İlk kitabımızda soracak olursan David Riazanov'un şeydi, Karl Marx ve Friedrich Engels Hayat ve Eserlerine Giriş. Evet. Onunla başlıyoruz. Çünkü o dönemin şeyi. Madem bu konuyu açtınız, tabii soru açıyor. Şu an Marx ve Engels'in kitapları hala raflarda bulmak mümkün mü bugün, bu dönemde? Elbette yani, çünkü o da bir anlamda şeyin, sol kültürün bir parçası halinde. Ama her yerde bulamazsınız. Yani genel kitap dağıtım ağı içinde bulamazsınız. O tamamen şeye bağlı. Genel kitap dağıtım ağı bestseller piyasasına bağlı vaziyette. Ne bileyim, mesela Almanya'da ya da Amerika'da çok satan bir kitap, bir bakıyorsunuz pat diye Türkçe'ye de çevrilmiş ve piyasaya sunulmuş. Evet. Şey için özel kitapçılara gitmek gerekiyor. Sol yayınları bulabilmek için ya da benzeri şekilde işte Evet. Kürt sorunu ile ilgili benzeri konularda kitapları bulmak için. Ama bu Almanya'da da öyle. Mesela Almanya'ya gittiğimde de sol yayınlar aradığım vakit belli kitapçılar vardı, ya da Hollanda'da. Evet. Oradan gidip şeyimi tamamlıyordum. Onları şeyde bulmam mümkün değildi. O bütün o büyük kitap satış ağında bulmak mümkün değil. Almanya'da da. Yani Türkiye'de bir anlamda o trendte bir ülke bugün. Ekonomisiyle. Peki bu işte kağıt girdilerin pahalı olmasından dolayı dijital işte bu artık elektronik kitapçıklar var. Bazen Almanya'da da böyle metrolara bindiğimizde milletin elinde onu görüyoruz. Türkiye'de de bu yayılıyor mu artık? Yani siz dediniz işte PDF data olarak okuyorum mesela bazı kitapları. Yayılıyor mu? Öyle ya, ama benim umduğum kadar yayılmadı. Yani Türkiye'deki okuyucu kitlesi bence şey yaptı, sadık kaldı kitaba. Yani o beklenen bir patlama yaşanmadı. Evet. Belki de tutucuyuz. Ondan da olabilir. Evet, Yeniye şüpheyle evet, evet. bakıyoruz. Yani o da Ama olabilir. tabii bir şey açısından araştırmak lazım. Yeni kuşaklar açısından. Ama yeni kuşaklar belki şey de okumuyor. Dijital kitap da okumayabilir. Daha Ha, çok evet. şeyleri tercih edebilir. Oyunlardı, başka şeyler biliyorsun. O kadar geniş bir şey var ki artık. Dijital dünyada. Evet. Tabii bununla ilgili ben bu Frankfurt Allgemeine diye bir Almanya gazetesi var. Orada okumuştum. Evet. En 2000 ilerinden biri. Alman yayın evlerinin 2016'dan bugüne kadar, yani bu son 6 yıl içerisinde 5 milyona yakın okur kaybettiğini yazmış. Bu bir Evet. istatistik mi bilemiyorum. Tam şeyde yüzeysel okudum. Öyle Evet. çok şey yapmadım. Öyle gözüme çarptı. Yani büyük bir okur kaybı var şeyde Almanya'da. Evet. Bunun bir nedeni yeni medya olarak gösteriliyor. Yani insanlar birçok şeyi yeni medyadan takip ediyor. Evet, Bu büyük evet. ihtimal herhalde Türkiye'de de tahminim, yani bilemiyorum. Türkiye ne kadar yeni Yani medya sevdalısı? tabii Türkiye'de bu trendlerin dışında değil. Yani bugün geldiği ekonomik düzey, işte üretim kapasitesiydi. Bir de biliyorsunuz, bir de kültür pompalaması var televizyonlar üzerinden. Bundan dolayı benzer eğilimler şeyde yansıyor Türkiye'de. Ama yine de o oranda bir büyük düşüş olduğunu düşünmüyorum kitap okuyuculuğunda. Evet. Tabii bir taraftan kitap okumak, bir de kitabı yazmak var. Şimdi kitap Evet. yazılması lazım ki okuyalım. Yayın evlerinin ölçülerini, yani mesela ben diyelim bir kitap yazıyorum, elimde kalıyor. Kimse hiçbir yayın evi muhatap almıyor. Nasıl Evet. oluyor bu? Nasıl bir yöntem? Yani yayın evleri işte belli yazarlara mı endeksli, işte böyle tanınmış yazarlar var. İşte onlar ne çıkarırsa basalım. Nasıl olsa satar. Yani Evet. tutucular mı böyle yeni insanlara, yeni gençlere açıklar mı Türkiye'de? İşte aslında bu tabii geçmişten beri yaşanan yayıncılık dünyasında bir sorun.
Örneğin biz bunu kırmaya çalıştık belge yayınlarında 1980'li yıllarda. Yeni Sesler diye bir dizi başlattık. Ağırlıkla cezaevinde yazılan şiirlere, roman hikayelere, röportajlara yer verdik bu dizide. Ve kendini de döndürmeyi başardı bu şey. Biraz da şeye bağlı tabii. Yayıncının entelektüel düzeyine, yayıncılığa nasıl baktığına, sadece yani kimi yayıncıya göre yani patatesle şey arasında fazla fark yok. Önemli olan satar olması, satabilir olması. Bu açıdan onların riskli olan yeni yazarları kabulü biraz daha güç görünüyor. Ama bir yandan da yayıncılık dünyası bütün bu zorluklarına rağmen bir tutku işi. Yani en güzel yanı yayıncılığın mutlaka hep her zaman bakıyorsun işte gençler, genç yazarlar, şairler bir araya geliyor. Basmayın, basmazsanız basmayın lan deyip kendileri yayın evi kuruyor. Yani o tip çok ürün veren yazarların, şairlerin, genç yazarların, şairlerin kurduğu yayın evleri de var. Bu da çok tabii şey bir tavır, meydan okuyucu bir tavır. Ya da şu da olabiliyor. Bazı kişiler direkt kendi kitabını basıyor, bir de yayın evi kuruyor. O da var. Yani ben biraz Google'a girdim, biraz yayın evlerini taradım Türkiye'de. Evet. Çok fazla artık şey yok. Yani çok fazla yayın evi var ama şeyi ama belli olmuyor. Bu yayın evlerin çoğunun internet sayfası da var. İnternet Evet. sayfalarında bazen şeyi göremiyorsun, büyük bir fark göremiyorsun. Güzel bir dizayn oluyor. Arkada bir sürü kitap isimleri oluyor. İşte yazarlarımız Evet. şunlardır denilip bir 50-60 tane yazar ismi oluyor. Evet. Orada şeyi de göremiyorsun tam. Yani işte kitabımı buraya yollasam şey bulur mu? Gerçekten bir yayın evi mi yoksa belki de çok küçük bir şey ama işte dizaynı güzel olduğu için yani böyle bir şey yani bir yoğunluk da var. Çok bir sürü yayın evi var yani. Şimdi burada da şey ne yani nereden ölçü mesela bir yayın evinin iyi olması, kaliteli olması şimdi tutku dedin sen birisi bir tutku bir şey oluyor mu bir istikamet işte biz şu alanda uzmanız. Bizim ağırlık alanımız bu. Diyelim böyle diyelim belge yayınlarının şeyi neydi mesela ağırlık alanı ya da istikameti nereye doğruydu? Yani tabii şey çok önemli. Yayınevi editörlerin entelektüel düzeyi ve belli bir programa sahip olmaları. Biz örneğin şeyi kurarken, belge yayınlarını kurarken daha çok Marksist literatüre ağırlık verdik. Ama burada da şey yaparken yorulmuştu kitaplardan. Yani işte yok Sovyetler Birliği'nde üretilmiş, yok Bilim İşçileri Kurulu yazmış. Onun yerine biz şeyi tercih ettik. Marksizmde bir anlamda pluralizmi. Yani Marksizmin aktarılmayan kaynaklarını aktarmak, yazarlarını aktarmak. Elbette Karl Marx, Engels, Lenin. Onları yayınlamak da önemli. Onlardan da yayınladık gerçi. Ama mesela ikinci kitabımız şeydi, Lukács, Georg Lukács'ın Lenin'in Düşüncesi, Devrimin Güncelliği gibi kuramsal bir kitaptı. Arkasından Gramsci'ye yöneldik. İşte Rosa Luxemburg'a önem verdik. Türkiye'de çok fazla çevrilen, ne bileyim, Karl Liebknecht'in belki de hala tek seçkisini yayınladık. Hala tek kitap yok. Türkiye'de bir sürü sol yayın evleri var ama o bakımdan iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. İşte ne bileyim Latin Amerika solundan seçkiler yaptık. Bunun 12 Eylül geldikten sonra tabii biraz olay daha şey oldu. Zorlaştı. Direkt zaten şey yayınlamak mümkün değildi.
Marx, Engels, Lenin ve benzeri isimleri. Biz de Marksist kitapları yayınlamaya ama devam ettik. Yani o ölçüde derin bir kontrol yoktu. Bir de dünya gelişmelerine paralel olarak seçkiler yayınladık. Biliyor Ayşe Nur şeydi, Evet. sosyolog. Öyle bir birikim de vardı. Ben işte doktora yapıyordum buna. O bakımdan yayıncılık açısından biraz daha seçmeciydik. Edebiyata yönelmemizde şeyle oldu. Alan yayınlarını kurmamızla oldu. Evet. Alan yayınlarında da şeyi tercih ettik. Dünya edebiyatını aktarmayı, ama orada da daha çok şey olmayanı, verilmeyeni, tanınmayanı tanıtmak. Mesela işte Türkiye'de en fazla herhalde Yunan edebiyatını biz yayınladık. Çünkü zaten ortak bir coğrafyayı, bir kültürü paylaştığımızı da Evet. düşünüyorduk. İşte ve birçok yazarlar, mesela özellikle şeyleri seçtik. Anadolu kökenli yazarları. Çünkü onlar aynı zamanda Anadolu'yu da şeye taşımışlardı. Yunanistan'a, 1930 kuşağı denen bir kuşak vardı. Bunlara şey de gördük, yani işte Latin Amerika edebiyatına önem verdik. O zaman Türkiye'de pek çevrilmezdi. Ne bileyim, Márquez'i falan yayınlayan mesela ilk yayın evlerinden biriydik. Birçok Latin Amerikalı yazarı yayınladık. Yani şeydi, yayıncılık biraz da keyif aldığımız bir şeydi, Evet. alandı. Peki Ragıp abi, şimdi editörlerden bahsettin. Tipik yayıncılıktaki tipik hatalar ne? Yani tipik derken, yani mesela duyuyorduk biz eskide o Marksist eserleri okurken bazen çevirenlerin hafiften kendi sübjektif şeylerini de eklediklerini, çevirilerin iyi olmadığı söyleniyordu. Böyle şeyler de yani işte. Bunu diyelim çevirmenlerle, editörler, yayın evinin işte yöneticileri nasıl bir koordinasyondan geçiyor? Nasıl oluyor bu çalışmalar ki böyle hatalar Tabii, olmasın? evet. Yani şey çok önemli tabii, yayın evlerinin gerçekten nitelikli editörlere sahip olması. Yani bir kitap öyle geldiği gibi çıkmaz. Mutlaka elden geçmesi gerekir. Örneğin mesela Türkiye'nin en kadim iyi yayın evlerinden biri Varlık'tır. Evet. Varlık'ın hakikaten iyi editörleri vardı. Bizzat zaten kurucusu Yaşar Nabi. Zaten bir şair, yazar, entelektüel biriydi. Mesela Ayşe Nur'un yayıncılığı öğrenmesi de şeyde oldu. Varlık yayınlarında çalıştı. İşte Evet. orada Varlık'ta çalışırken oradaki editörlerden biri mesela Senur Sezer'di. Şair, onun genç dönemi. Ne bileyim, Aziz Nesin'in karısıydı Meral Hanım. Meral Çelen, o zaman genç bir yazar. Ama aynı zamanda editörlük yapıyordu Varlık yayınlarında. Yani işte iyi yayın evlerinin iyi editörleri de var. Sadece sahipleri, işletmecileri değil. Bu çok önemli. Yani bir yayın evinin iyi editöre sahip olması. Evet. Bunlar hem şeyi takip ediyorlar, dünya yayınlarını. Onlar içinden seçme yapabiliyorlar, Türkçe'ye aktarabiliyorlar. Hem de kitabın daha kaliteli çıkmasını sağlayabiliyorlar. Peki Ragıp abi, yayın evinin günlük çalışması nasıl oluyor? Mesela diyelim bir araya geliyor editörler orada. Ya biz işte şu alanda bazı kitaplar bulalım ya da yazarlar bulalım diye bir yazarlara yönelik bir şey mi var? Bir işte böyle bir yazarlardan bir talep mi? Yani bu karşılıklı belki bazı yazarlar kitaplarını yolluyor. Yayın evleri kendisi de şey yapabiliyor mu işte kendilerine yazar arıyorlar mı? Elbette o da mümkün. Örneğin Adam Yayınları çok iyi bir yayın evidir, kaliteli. Adam Yayınları örneğin Mehmet Fuat'ı editör olarak almıştı kitapları baskıya hazırlarken. Evet.
Yani elbette onların bir küçük kurulları oluyor ama senin söylediğin geniş kurullar falan söz yani şey gibi değil. Bir gazete editörler ya da dergi editörler kurulu gibi tartışmalar ve şeyler yapılan bir şeyi yok. Ne bileyim Atilla İlhan da mesela editördü. Bilgi Yayınları'nın editörüydü. Yani baktığım vakit niteliklerine editör olanların hakikaten iyi şair. Herhalde şimdi de inşallah öyle devam ediyordur. Yani her yayın evi bir iki yazarı editör yapmış kendisine. Evet. Yani tabii her yayın evi değil ama işte kalıcı önemli şeyler yayınlayan, kitaplar yayınlayan yayın evleri. Evet. Şimdi buradan bir konu değiştirmek istiyorum. Şu an işte belki takip etmişsindir, yani ettim büyük ihtimal. Türkiye'de yeni bir işte yasa yayın yasaklar üzerine ya da yeni medya üzerine belki bu yayın evlerinin kitapları da kapsıyor bu bilemiyoruz. Böyle bir yeni bir kanun çıktı. Burada bizi ne bekliyor? Pratikte bunun anlamı ne? Yani yayıncılar açısından olsun, basın, gazeteciler açısından olsun, pratikte bu nasıl gözüküyor? Yani ne tür zorluklar bizi bekliyor? Yani bu bir dönem 12 Eylül cuntasının yapmaya çalıştığı bir şeydi. Hatta o dönem bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Çıkan kitaplardan dolayı matbaacıları da sorumlu tutmak. Ve bu en büyük tehditlerden biriydi o zaman. O dönem dönemin yayın evleri harekete geçti. Remzi, İnkılap, Bilgi. Bunu engelleyebildiler. Yani matbaacılar şeyden çıkarıldı. Sorumlu olmaktan. Ama kim sorumlu hale getirildi? Yayıncı sorumlu hale getirildi. 12 Eylül darbesi öncesi yazar sorumluydu. Ancak yazar adı bilinmiyorsa ya da kabul etmiyorsa, benim mesela bir arkadaşım var şeyin Sürüngen Saffet derdik, şeyin editörüydü Teori Yayınları'nın. Evet. Teori Yayınları Birinci Yola yakın bir yayın eviydi. Bundan sonra şimdi bizim Sürüngen Saffet iki defa yattı hapiste. Çünkü çevirmenler ya da yazarlar sorumluluğu üstlenmemişti. O yüzden de yayıncı olarak iki defa 7,5 yıl hapse girme durumunda kalmıştı. Mesela onlardan birinin şeyi Atol Behramoğlu. Yani Evet. Atol Behramoğlu yerine şey hapse girdi. Sürüngen Saffet. Daha İlginç. sonra zaten hapisten sonra şeyde düzeltmen olarak çalışacaktı Saffet Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet. Şey yani bugün açısından işte bu Şimdi yeni yaz. bu işte bugüne de dönecek olursak işte bu yasada şeyi o dönem tabii mesela yayıncıları otosansürü uygulamak zorunda kaldı. Yani o dönem Evet. 80 sonrası yayıncılar belalı konularda yayın yapmamayı tercih etti. Otosansürü tercih etti. Evet. Örneğin Kürt sorunu birden bitti. Kürtlerle ilgili kitaplar bıçakla kesilir gibi kesildi 80'de. Halbuki 80 öncesi çıkıyordu. Evet. Yani tabii bedeli de Evet. vardı ama Çıkıyor. Ya. Ya. evet ve 90'a geldiğimizde Ayşenur İsmail Beşikçi'nin şeyini yayınladığında Devletler Arası Sömürge Kürdistan bu meydan okumaydı. Hakikaten kitap yasaklandı. Beşikçi Hoca hapse girdi. Ama biz devam ettik yayınlamaya, Beşikçi yayınlamaya ve başka Kürt yazarları da yayınladık. Bu bir anlamda da bir sivil itaatsizlik eylemiydi. Ama sonunda ne oldu? 90'da bunlar oldu. 91 yılında hem sosyalist literatürü hem şeyi yasaklayan Kürt sorununu ya da Ermeni soykırımı gibi konuları yasaklayan ünlü 142. madde. Yani bize genel olarak 142. madde sadece komünizmle ilgilendi ama aynı zamanda bu madde şeydi.
etnisite konusunu da içermekteydi. Ama 71 baharında o dönem Özal bir reform politikası başlattı ve 141 ve 142. madde kaldırıldı. Yani Evet. aynı zamanda 141 biliyorsun sol örgütlerin başına belaydı. Aynen. Legal sol örgütler kurmak mümkün hale geldi 91 yılında. Ve beraat ettik Beşikçi davalarında. Kitapları da geri aldık ama burası Türkiye Cumhuriyeti. Temmuz ayında şey çıktı. Yani böyle kısa bir bahar havasından sonra terörle mücadele yasası. Evet. Bu sefer yayıncı terörist olarak yargılanmaya başladı. Şeyden dolayı. Yayınladığı kitaplardan dolayı. Ve Evet. bu yasa aynı zamanda yayıncıyı da sorumlu tutuyordu. Ve bu ilk yasaklanan kitapla terörle mücadelede yine belge yayınlarının bir kitabı oldu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programı, 31 programı ve Kürt sorunu diye İsmail Beşikçi'nin bir kitabıydı. Ve yayın evinin editörü Ayşenur Zarakoğlu 1986 yılında bu kitaptan dolayı hapse girdi. Hapse giren ilk yayıncı oldu bu terörle mücadele yasasıyla. Ama yine insanlar, yayıncılar, cesur yayıncılar devam etti bu netameli konularda. İşte ikinci netameli konu şeydi, Ermeni soykırımı. Yine Ayşenur Zarakoğlu 1993 yılında ilk kitabı yayınladı Ermeni soykırımı ile ilgili. Ermeni tabusu başlıklı. Ve Evet. o dönem savcılardan DAF, yani bir Kürt kitabından çok daha şiddetli tepki aldık. Yani tutuklama istemezdi öteki kitaplarda yayıncı için. Orada tutuklama talebi ile gitti savcı. Yani bu da Ermeni şeyinin tabusunun ne kadar güçlü olduğunu, bazen Kürt konusundan bile o dönemlerde güçlü Evet. olduğunu bir göstergesiydi. Ama bugün artık cesur yayıncılar sayesinde Ermeni konusu da Kürt sorunsuz rahatça. Hatta işte Kürtçe kitaplar da yayınlanabiliyor bugün Türkiye'de. Kürtçe yayın yapmak mümkün. Halbuki genelde evren dünyada ilk ana dil yasaklayan şey oldu, diktatör. Yani özel yasa çıkardı Kürt dilinin kullanımına ilişkin olarak. Daha Evet. sonra işte reform sürecinde o da kaldırıldı, Özal'ın şeyi döneminde, reform döneminde. Ama işte şu anda Türkiye'de Kürtçe televizyon da var, Kürtçe gazete de çıkıyor, Kürtçe şeyler de yapılıyor. Bunlar yani devletin aslında lütufları değil. Tabii. Verilen mücadelelerinin ürünü. Devleti ancak öyle geriletebilirsiniz. Aynen. Evet. Yani şöyle gözüküyor ki önümüzde artık yayıncılar da terörist, tekrar bu yeni yasayla her an terörist olabilirler. Terör Yeni olaylarına yasa işte yanlar tekrar yayıncıları otosansüre zorlayan bir uygulama. Yani Evet. her kitap şey haline gelebilir, hedef haline gelebilir. Bu tabii şeyi de içeriyor, aynı zamanda cinselliği de içeren bir tehdit. Bir Nasıl? dönem Hangi alanda? bir yasa çıkarılmıştı yine, cinsel yayınları hedef alan. O dönem yayıncılar bayağı sansüre başlamıştı. Yani okuyor mesela kitabı, orada fazla aşırı abartılı bir cinsellik aktarımı varsa Evet. sayfaları kesiyordu. Şimdi bu tekrar gündeme gelmiş oldu. Sadece yani şey değil, tabu konular değil, cinsellik de, çünkü siyasal İslam açısından cinsellik de tartışmalı bir konu olduğu için o Evet. da otosansürün zorlandığı alanlardan biri olacak. Evet. Rakip abi şimdi tekrar şeye dönersek, bir de yazarlar, yani yayıncılar, bir de yazarlar var. Yazarlar bölümüne geçersek. Şimdi benim kendi çevremde, arkadaş çevremde birçok insan işte öykü, şiir, buna benzer şeyler yazdılar. Fakat
Yani yazdıkla şeyden bağımsız, ne kadar edebi değeri yüksek yazıların, ne kadar ilginç, ondan bağımsız şey kuramıyorlar, bağ kuramıyorlar yayın evleriyle. Haliyle işte şeyler oluyor, yöresel. Örneğin Almanya'da küçük yayın evleri var. Hatta kendin bastırabiliyorsun. Yani bir Evet. internetten oradan bir matbaaya gönderiyorsun, kitapları bastırıyorsun. Usulü Ve geliyor zaten. nasıl? O kitap basılı geliyor. O kadar teknoloji gelişti ki siparişi veriyorsun, bilgisayarla yolluyorsun. Evet. Kitap sana Aynen, kutulanmış çok güzel, vaziyette taze, geliyor. çok iyi dizayn yapılmış bir kitap Evet. olarak geliyor. Evet. Ancak şimdi diyelim bu şey gibi, sonuçta bir emek veriyorsun, bir üretim yapıyorsun. Ama o bir sürü zorluklar yaşıyorsun. Yani bir kitap yazmak muhakkak işte gece gündüz uğraşıyorsun. Müthiş bir his çalışması, duygu çalışması bu Ama sonuçta. yeteneğin varsa bazen de akıp geliyor yani, hem şiir hem metin biraz Mümkün, da şeye evet. bağlı, yeteneğe bağlı. Evet. Ancak bu şeye dönüşemiyor. Yani işte önce baştan yazarken kurduğun hayallerle işte birçok insan okuyacak. Ne bileyim, biraz da onun da verdiği bir duygu var. İnsan yazarken muhakkak onu da istiyor. Yazdıklarının kamuoyunda tanınmasını istiyor. Ulaşılamıyor. Yani böyle bir perde var, bir engel var. Burada ne önerebilirsin? Yani bu yeni yazarlara, ya da diyelim ben şimdi bir kitap yazmak istiyorum. Nasıl başlayalım? Nereden başlayayım? Ya da böyle bir şey var mı? Yani reçete zor belki, ama en azından belki önerilerin olabilir. Valla bu Batı'da belki daha kolay. Çünkü mesela orada yazarlık kursları var. Yani kitap Evet. nasıl yazılır? İlginç. Yani bir Mesela kitabı bu bir konu yazmak olabilir. için Doğru. Ya. teknik o bir iş. Yani bunu şey yapman gerekiyor. Nasıl gazeteciliği öğrenmen gerekiyorsa, Evet. haber nasıl yazılır, nasıl sıralanır? Kitap yazımı da öyle bir iş. Yani ben işte aklıma bir şey düştü. Yani ancak sen işte şey gibi olursun, sazı alıp eline döktürebilirsin de yani içine geldiği gibi. Ama tabii kalıcı bir şey yapmak için gerçekten bir şey de gerekiyor. Ön yetişme, eleştiriler alma, ne bileyim, güçlüklerden biri de o. Yani yayın evlerine şimdi bir yığınla şey geliyor ama hakikaten okuyacak vakitleri de yok. Şansı da olmuyor. Yani ele aldırmak bile bir şans, bir yayın evine verildiğinde bir kitabı ele alınmasını, okunmasını sağlamak. Evet. Belki 100 dosyada, 200 dosyada bir mümkün oluyor. Çünkü üretim de çok şey. Çünkü bir anlamda amatör olarak da çok yazarlığa, şairliğe soyunan insanımız var. Hele şairlik deyince zaten artık bizim bir anlamda da halk geleneğimiz. Yani Evet. belki Şair mi çok yurttaşlarımızın ya? dörtte biri şair. Yani şiir yazmaya yok bizde muhakkak, çocukken ya da Evet. ortaokulda ya da lisede Evet. muhakkak bir şiir Tabii güzel de bir şey yazmıştır. ayrıca. Evet. Ama edebi bir metne dönüştürmek dünyanın en zor işlerinden biri. Yani hem yetenek gerektiriyor, hem birikim gerektiriyor. Ya. Şimdi Ragıp abi, mesela şeyde, tiyatroda, ben tiyatro alanında geldiğim için mesela bir insan Almanya'da şey bu, ben işte rejisörüm diyorsa, şöyle farz ediliyor, bir insan eğer kendine rejisörüm diyorsa işte en az 3-4 tane Shakespeare'in oyununu sahnelemiştir. Muhakkak Ionescu'dan ya da Lavier'den ya da ne bileyim Rus dramaturglardan böyle birkaç uluslararası ünlü dramaturgun oyunlarını sergilemiştir. Yani böyle klasik 20 oyun hakkında şey yapabilecek, böyle sohbet edebilecek, bir oyunu anlatabilecek, referans olabilecek bir noktadadır. Yani rejisörüm diyorsa. Tabii ki bazen çok iyi rejisörlerimiz var. Belki ilk defa bir oyun yapmıştır ya da iki oyun yapmıştır, ama ona rağmen iyi bir rejisördür.
Ama işte standart bu, öyle deniliyor. Yani şey gibi, mesela bir insan dansçıyım, danstan geliyorum deniliyorsa ona şöyle bakıyorum. Baleyi yapıyor demektir. Yani bale temel oluyor dansın. Ha o balenin üzerinde belki hip hop, jazz, başka bir alana kaymış olabilir, swing ya da bir dans yapabilir. Ama o farz ediliyor. Yani eğer dansçıyım diyorsan baleyi bilmem lazım. Olay bu. Tabii. Tabii kuşkusuz baleyi bilmeyen çok iyi dansçılar da var. Yani istisnaları kaideyi bozmaz. Şimdi buradan şeye geleceğim. Yazar olmak, yani işte ben yazarım denilince bir ölçü var mı burada? Böyle yani şimdi ben bir kitap yazdım. Böyle hemen geceler oluyor. Oraya da masaya koyuyorum kitabımı. İşte yazar da orada şeyimi de koyuyorum. Orada kitaplarımı da imzalatmaya çalışıyorum. Yazarım diyorum. Başka yerlere giderken ya da bir toplantıya giderken kendimi ifade ediyorum. Diyelim örnek. Ama burada bir şey var mı? Yani işte bir rejisörde bir dansçıdan aranan şeyler burada yazarlıkta da mümkün mü? Evet. Ragıp abi bir ara verdi. Herhalde bir su içecek. Bu esnada Ragıp abi gelene kadar sevgili izleyiciler bir toparlayalım. Belki yeni izleyenler varsa. Konumuz Türkiye'de yayıncılık. Yazarların, yeni yazarların, özellikle de yeni kitap, öykü, şiir yazmaya çalışan insanlarımızın işte önündeki zorluklar ya da o zorlukları nasıl aşabilirler, hangi yöntemleri kullanabilirler. Bunun üzerine sohbetimizi yapıyoruz. Bu çerçevede Ragıp Zarakoğlu işte eski bir yayıncı olarak bize tecrübelerinden bilgiler aktarıyor. Aktardığı bilgilerden en önemlisi benim de şu an dikkatimi çekti. Eğitim. Yani kitap yazarken de bir kitabın, bir romanın bir tekniği vardır örneğin. Bir tiyatro oyununun bir tekniği vardır. Yani tiyatro oyunu yazılırken nasıl yazılır? Hangi ölçüler kullanılır? Yani şiirde de böyle. Bunun tabii tekniği olduğu için, bir metodu olduğu için bunun anlamı şu. Demek ki öğrenilebilirler. Bir yerde yoğunlaşabiliriz. O alanda kurslar varsa, eğitimler varsa kendimizi o alanda hazırlayabiliriz. En azından önümüzdeki şeyi açabilmek için. Ne bileyim, o zorlukları aşabilmek için. Bu çerçevede konumuzu ele aldık. Şimdi Ragıp abiyi bekliyoruz. Bakalım ne diyecek şu an yazarlık üzerine. Evet. Bu esnada Ragweb herhalde biraz sürecek. Birkaç da şey koyayım, böyle birkaç not, dipnotlar ekleyeyim şimdiki sohbetlerimize. Mesela yayın evlerinde bazen şöyle zorluklar olduğunu ben duydum araştırmalarımda. Diyelim bir yazar bir kitap yolluyor. Bir başka yazar da bir kitap yolluyor. Eğer o yazılarda biraz şey varsa, işte bir yakınlık, birbirine benzerlik varsa ya da aynı alana hitap ediyorsa, yayın evinin de sınırları varsa, işte en fazla belki bir kitap basabilecek, orada bir tercih kullanabiliyor, biliniyor. Yani bir tanesi boşta kalıyor. Bunun örneği tiyatrolarda da var. Diyelim bazen bizim sahnemize iki grup başvurabiliyor. Aynı oyun olabiliyor bazen. Çok nadir ama olabiliyor. Orada şimdi iki aynı oyunu, iki ayrı grubun oyununu arka arkaya sahneye koyduğumuzda belki izleyici, yeterince izleyici olmayabilir. İzleyici dağılabilir. Bunları dikkat alarak bir araya bir mesafe koyuyoruz. Diyoruz sizin oyununuzu da işte 4 ay sonra gösterelim. Bu anlamda yayın evlerinde de böyle şeyler olabiliyor. Bazen sıraya koyuyorlar. Bunlar mümkün. Yani yayın evlerinin konuları. Evet. Ben bu esnada rejiye de bir buradan selam yollayayım. Ragıp abi hazır mı ya da Ragıp abi daha halen gelmedi. Ben de bekliyorum. Ben de size yazdım. Bir arayabilir misiniz? Sayfada düştü. Tabii özür diliyoruz program izleyenlerde. İnternetten mi düşmüş olabilir? İnternette düştü. Sayfada düştü. Mümkünse ararsanız sevinirim. Çünkü ben de Hemen kontrol ettim. arıyorum. Evet. Tekrar o aynı linkten girebilir, değil mi? Aynı linkten girebilir. Evet. Sıkıntı yok.
Evet. Helin, Ragıp abiden cevap gelmiyor. Aradım. Şöyle yapalım Acaba bir o zaman. rahatsızlandı mı? Birden ayağa kalktı çünkü. Aynen. Ben de öyle dikkatimi Sanki bir çekti. rahatsızlığı oldu. Evet, Biraz ders. daha bekleyelim. Eğer bir rahatsızlığı varsa belki de o zaman yağını haliyle sonlandıracağız. Aynen. Sevgili izleyiciler, kusura bakmayın. Bazen oluyor böyle şeyler. Yani insanı şeyler hepsi. Şu an bekliyoruz Ragıp Zara kolunu. Umarım bir şey yoktur. Bu esnada ben yine şeyi anlatayım. Yani evet Ragıp abi arıyor. Evet Ragıp abi. Aynı linkte girebilir. Sıkıntı Tamam, yok. giriyor. Şu an giriyor. Tamam. Kesilmiş, şeye uğramış hakikaten. İnternetin şeyine uğradı kadrine. Evet. Bence siz devam edin konuşmaya. Mahmut abi gelirse, Mahmut Tamam, şey gelirse ben yapıyorum. alırım onu. Ben demin Ragıp Zarakoğlu'na bir soru yönlendirmiştim. Ancak bir kesinti oldu. Tekrar onu şey yapayım. Şimdi evet, Ragıp abi geldi. Buyur. Evet. Evet. Ragıp abi soruyu tekrarlayayım isterseniz. Yani demin kısaca özetleyeyim. Dediğim gibi işte bir rejisör olmanın belli şeyleri var, kriterleri var. Belli işte oyunlardan, tecrübelerden geçmiş oluyorsun. Bir dansçı da öyle tarif edilirken işte baleyi bilmesi gerekiyor deniliyor. Bu anlamda yazar olmanın da bazı şeyleri var mı ölçütleri? Yani diyebilir miyiz işte yazar şu insan yazardır ama şu insan tamam bir kitap yazmış ama yazar olması biraz zaman alabilir gibi. Yani bu anlamda böyle bir şeyimiz var mı kriter? Yayın evlerinin ya da bir şeyi var mı o anlamda ölçütleri? Yani haklısın ve verdiğin örnekler çok önemli. Yani nasıl bir balet olmak ya da bir bale yazmak bir ön birikim gerektiriyorsa bu aynen yazarlık için de geçerli. Şimdi işin zor olan yanı eline kalem alan herkesin bu işi yapabileceğini sanması. Elbette herkes o şeye kalkmıyor. Elbette insanımız farkında bunun yazarlığın önemli bir şey olduğunun farkında. Bundan dolayı gerçekten bir ön birikim çok önemli. Bir anlamda da yazma sürecinin kitaptan önce gazetelerde, dergilerde başlaması bir anlamda bir eğitim süreci olarak da algılanabilir. Çünkü orada siz şeyden yanıt alıyorsunuz. Dergi editöründen, gazete editöründen nasıl yapmak gerektiği, nasıl şekillendirmek gerektiği konusunda şey alıyorsunuz. Yani çok farklı değil tiyatro, bale ya da yazarlık. Fakat işte zor olan yanı daha çok insanın yazarlığı daha kolay kabul etmesi. Yani bir şey kalktığında zaten balet olamazsın yani. Müthiş bir şey gerekiyor. Ama eline kalem aldığında kendini yazar sanabilirsin. İşin güç olan yanı o. Mesela Bir de
Bak, bende bir saz var. Evet. Şimdi kendimi bir ses hissedebilirim. Evet, Evet. ya şakaydı ama öyle espri. Evet, anlıyorum Tabii ya, havasını ne demek amatör istediğini. olarak zevk yolunu şey yapabilirsin. Şey de öyle yani, amatör bir yazar olarak bir şeyler yazabilirsin. Şey de okutabilirsin biraz çevrene. İşte annene, babana ya da çocuklarına. Ama bu şey değil. Yazarlık değil tabii. Evet. Belki ortasını bulmak lazım. Demin mesela Şahverdi diye bir arkadaş kısa bir banttan geçti okudum. Yani ben şiirler yazıyorum ama hiçbir zaman kendimi Şahverdi Polat, kendimi hiçbir zaman ozan olarak görmüyorum. Bu gerçek ozan şairlere hakaret olur diyor. Öyle de bakmamak lazım aslında, değil mi? Yani niye yani? Şahverdi'yi severim. O da şeyde gidiyordu. Geleneksel halk ozanlığı şeyinde gidiyor. Ve bir anlamda da bir geleneği devam ettiriyor. Tabii ama o şey tabii bir gelenek olabilir ama tabii şiir daha farklı. Bugün şiirin geldiği şey, odaklar çok farklı. Evet. Yani demek istediğim de tabii ki şeylerin motivasyonunu bozmamak açısından herkesin içinde bir kahraman var. Yani sonuçta hepimizin bir egosu var. Ben bu işi yapabilirim diyenler olabilir. O motivasyonu bozmadan işte mütevazı olabilmek, başlayabilmek ama demin senin de bahsettiğin o ön şeyleri kendini de hazırlamak, yani bunu yapabilmek için nelerim eksik, neleri tamamlayabilirim, hangi eğitimlerden geçmem lazım? Bugün artık yani işte bütün bilgilere ulaşmak mümkün. Eskide ne bileyim işte ancak üniversitelerde öğrenebileceğimiz şeyleri bugün akşam kurslarında öğrenebiliyoruz. Yaş farkı artık kalmadı. Bir 70 yaşındaki insan Evet. da gidip İngilizce öğrenebiliyor, Fransızca öğrenebiliyor. Bunun gibi herhalde bir sürü edebiyat alanında da muhakkak şeyler vardır. Eğitimler, işte kurslar. Yani ama bir anlamda da şey, bir tutku gerektiriyor gerçekten. Bir de yazmak için en önemli şey iyi okur olmak. Yani O okumayan çok önemli bir konu. Çok iyi. Bak, bu şeyin bam teli bence bu konunun iyi bir okur evet. olabilmek. İyi bir Gerçek. okur olmak vazgeçilmez şartı aynı zamanda iyi bir yazar olmanın. Yani oradan o mutfağa girmiş oluyorsun, görüyorsun nasıl pişirildiğini yemeğin, nasıl oluştuğunu. O da belli, tabii belli bir her şeyden önce belli bir bilinç düzeyini gerektiriyor. Ama Peki. tabii işte bir de yazarlık tabii şey, bir de bir tutku yanında bir de egosantrik de olmak gerekiyor belki biraz. Yani Açar mısın biraz? insanın kendine de yönelmesi gerekiyor. Bir de kendini de bir merkeze koyması gerekiyor. Yani Peki kendini bir de biraz yani saldırabilir mi bu esnada? evet. Ama işte doğru bir şeye sahip değilsen altyapıya komik duruma da düşebilirsin. Yani çünkü bir sürü insan görüyorsunuz yazar havasında gezinen, işte mesela hemen veriyor adını, ben yazar bilmem kim, bakıyorsun bir kitabı çıkmış ya da işte kitapta belli bir şeyde mediocre bir şey. Ama çok önemli tabii yazar etiketine ve şeyine sahip olmak, kartına sahip olmak da önemli bir şey. Çünkü toplumda bir yeri var yazar dediğim var. Ama bence izleyicilere bence vereceğimiz en güzel şey bu iki şey. Biri tutku, hakikaten tutku çok önemli. İnanmak ve zevk almak orada. Bir şekilde alışkanlık, yani tutku biraz alışkanlık da aynı, yani alkolik gibi bir şey işte diyelim. Ama en önemlisi de okumak hakikaten. Başka yazarlar okuyabilmek. Yani Evet.
O belki de bizim en büyük eksikliğimiz. Yani ben biz diye söylüyorum tabii, çok da böyle genelleme yapmak istemiyorum. Muhakkak çok okuyan, ilginç şey yapan, kendini yetiştiren tabii ki birçok insanımız var, ama genelde sanki bizde böyle bir şey var. Yani mesela kitapları alıyoruz ama okumuyoruz, bir yere koyuyoruz. Kitaplardan duvarlarımız var. Yani duvarları kitap Evet. raflarıyla şey yapmışız. Erteliyoruz. Ben kendim bile yani bu son 4-5 ay içerisinde, şimdi bana sorsan bir öykü kitabı aldım, okudum mu, okuyamadım. Yani bir kitap okuyabildim. O da bizim yörenin Kürecik bölgesinde Asaf diye bir arkadaşın yazdığı bir kitap. Onu okudum. Evet. O da direkt ilgilendirdiği için bizleri. Evet. Ama daha çok Zahbuk, Türkçesi neydi? Uzmanlık alandaki kitaplara daha çok ilgi gösteriyorum. Yani o da işle ilgili, yani tiyatro ile ilgili işte. Yaptığın şeyle ilgili. Tabii, Onun oluyor tabii. yani, ama böyle işte dinlenebilir. Çünkü okumak bir biçimde dinlenmek de, yeniden kendi dünyana dönmek, hayallerinle bağ kurabilmek, o yazarla kendi aranda iletişim kurabilmek, buna da ihtiyaç Evet. var. Evet. Bu anlamda tam rahat değiliz sanki. Bilemiyorum, sen nasıl düşünüyorsun bu konuda? Bir de yazarlık dediğimiz vakit o da çok ayrımı var. Yani mesela bir gazeteci de yazar. Ama edebiyat daha farklı bir şey. Yani ayrı bir şey, sanat. Her gazeteci şey olamaz. Yani iyi haber yazabilir ya da iyi köşe yazısı yazabilir ama kaç kişi başarılı bir köşe yazarları içinde kaç tane başarılı romancı bulabiliriz? Belki işte aklımıza kim geliyor? Çetin Altan. Çetin Altan hem iyi bir gazeteciydi ama aynı zamanda iyi bir yazar olmayı da başardı. Ama Ben bu Ahmet Altan'ı da ender örnekler. yakaladı diye düşünüyorum onu. Ahmet Altan da yani şey geleneğini sürdürüyor. Babadan gelen yazarlık, gazeteciliği birleştirme. Tabii en kolay birleşme alanı gazetecilik yazarlıkla. Ama bir de gazeteciliğin getirdiği bir engel de var. Çünkü gazeteci günlük şeye koşullanmış üretime. Yani günlük kısa bir metin yazmak. Ama bir roman yazmak çok farklı bir şey. Onda da başarılı olan az çıkıyor gazeteciler içinde. Yani onun şeyini açıyor. Çok ne kadar Başka bir başarılı enerji gazeteci büyük olursa ihtimalle. olsa ve sabır işi, emek işi. Yani bir kitap yazmak için ben Yaşar abi, Yaşar Kemal'i hatırlıyorum. İşte sabahın köründe oturur, şeye kadar öğlene kadar hiçbir şeye takılmadan sadece ona yoğunlaşarak adeta başka bir dünyaya girerek başka bir dünyaya giriyorsun. Bir roman yazarken, bir hikaye yazarken o konsantre oluyorsun. Belki ikili bir şeyin oluyor yani polarizasyon gibi, iki kimliklik gibi bir şey. Yani yarattığın kahramanlarla konuşmaya başlıyorsun. İlginç Ragıp abi, bu bir tiyatroda da var bu söylediğin. Yani mesela benim bir oyuncum vardı. Ben bir oyun yaptım. Çako ve Lorca, bir ayı rolünde bir oyuncum vardı. İşte tam bir ayı gibi hareket etmesi lazım sahnede. İyi de yapıyordu. Sonra prova bittiğinde, eve gittiğinde bir gün beni aradı. Ya dedi, ben trenle eve giderken herkes bana bakıyor böyle. Ben hala ayı rolündeyim. Ayı gibi hareket ediyorum dedi. Şeyden çıkamamıştır. Yani provadan sonra da çıkamıyor rolden. Ondan sonra biz kararı aldık. Prova sonrası rolden çıkma çalışmaları yapıyoruz ki rolden çıksın. Normalleşsin. Şimdi belki de yani senin söylediğin Yaşar Kemal olayı, şimdi o da öyle ilginç. Herhalde İnce Mehmet'i yazarken İnce Mehmet oldu. Onun içinde artık. Oradan nasıl çıkacak şimdi? Herhalde epey zaman. İlginç. Bu da bence önemli bir şey bizim izleyiciler açısından. Yani tutku, başka kitapları okuyabilmek ve işe orada şeye girebilmek, yani yazdığın olayın içine girip o dünyanın içine girebilmek.
herhalde, değil mi? Yani Yani bir demin anlamda şey değil. gibi, yani yazarlık işte ister roman hikaye olsun ister senaryo olsun bir anlamda düş görmek gibi. Yani düş kapasitesi de gerekiyor. Düş görebilmek gerekiyor. Biz bunu işte uykuda yapıyoruz. Evet. Ve bazen ne kadar zengin ama bunu acaba ne kadar aktarabiliriz o zenginliği Yani düş derken edebiyatımızda? hayal gücü değil mi? Yani o anlamda diyorsun. Yok, gerçek düşü de kastediyorum. Bazen karıştırabiliriz. Acaba hangisi gerçek? Anlıyorum. E, Ya. düşte yaşadıklarımız mı yoksa öte şey mi? Ya. Kendimizi uyanık sandığımız zamandaki rolümüz mü? Benim bir arkadaşım var, hep loto düşü görüyor. Lotoyla kapıp toto, yani işte totoyla. Evet. Tabii o uğraşla da ilgili. Düşle uğraş birbiriyle iç içe geçiyor bir süre sonra haliyle. Bilinçaltında devam ediyor. Uğraştırıyor bizi büyük ihtimal. Evet. Tabii bir de şey de tabii içinde olduğunuz birikim, içinde olduğunuz kültürel dünyası da şeye yansıyor. Düş dünyasına yansıyor. Evet. Peki Mesela Ragıp abi, sen o şey düşünde oynuyor musun? Mesela nasıl? düşünde oynuyor musun? Düşünde rüya gördüğünde oynuyor musun? Ya, hiç inan hiç düşünmedim ya da şu an aklıma gelmiyor. Evet. Ama yani gelmiyor inan. Muhakkak olmuştur bir yani insan düşünden uğraşıyla bir bağ var, muhakkak var. Bazen de tezat olabilir belki. Tezat bir bağ da kurulabilir. Evet. Abinin resmi dondu tekrar. Herhalde internet sıkıntısı yaşıyoruz yeniden. Yani bir bağlantı sıkıntısı olabilir. İnternet, evet, internet sıkıntısı yaşıyorum. Evet. Şeyin de sonuna geldik. En tatlı soruları da sonuna getirdim ama umarım tekrar bağlanmaya çalışır Ragıp abi. Ben hemen buradan bir şey yollayayım. Beş dakikamız daha var zaten. Evet. Evet sevgili izleyiciler, ne yazık ki böyle bir online yayıncılıkta bu internet sıkıntısı olabiliyor bazen. Kusura bakmayın. Ragıp tekrar yeniden bir özetleyeyim bari konuşmalarımız. Şimdi Ragıp abi son bir iki soruyla kapatacağız zaten, program da bitmek üzere. Yayıncılık alanda zorlukları, yazarlığın da zorlukları, işte nasıl girilebilir bu işe, nereden adım atmalıyım diye böyle bir sohbette şu sonuca vardık. Daha doğrusu Ragıp abinin tecrübelerinden de faydalanarak. Yani yazar olabilmenin de bazı kriterleri olabilir, olmalı. Bunlardan biri okuyabilmek, birçok eserleri okumak, düzenli okumak. Çünkü okumak, yani şu an hala en iyi bilgi iletişimi okuma üzerinden temin edebiliyoruz. Birisi o, ikincisi tutku olması lazım. Hakikaten yazarlığa, o işe kendini vermek. Yani tutku ne demek? Sorumluluk almak, zaman vermek, o işte yoğunlaşmak. Tabii burada amatör olarak bu işe başlayan yazarlar işi oluyor, gücü oluyor, çalışıyor, yoruluyor, eve geliyor, kısaca yazıyor, bazen kavuşturamıyor. Burada işte sıkıntılar başlıyor. Ya yazılar amatör kalabiliyor. Ya işini gücünü bırakacaksın, tam yoğunlaşacaksın. Tutku bu. Rizikoya girmiş olacağız. Ki orada bazen işte şu veya bu yazar işte böyle amacına ulaşabiliyor. Ya da işte bir taraftan geçimimizi sağlarken haliyle çocuğu şudur, ailedir, bunlar da bir sürü sorumluluklar olduğu için öyle ona paralel biraz amatör bir çalışma bazında da yazarlık yapabiliriz. Zaten amatör yazarlık da böyle değersiz bir yazarlık olarak anlaşılmamalı. Amatör İspanyolca bir kelimedir. Sevgi anlamına gelir.
Yani severek yapmak bir işi. Biliyorsunuz demin Ragıp abi söyledi, bazı yazarlar artık meta haline getirdi yazılarını, kitaplarını. Buradan ne kadar para kazanabilirim üzerinden hesap yapmaya başlayan yayın evlerde yazarlar da olduğunu söyledi. Bu anlamda yani amatör yazarlık işte değersiz yazarlık anlamına gelmiyor. Çok güzel, çok kaliteli yazılar da çıkabilir. Bazen işte ama olay şu, kalite verebilmek, yani amatör de olsa yazıya kalite vermek için onun altyapısı, iyi bir okur olabilmek, tutku sahibi olabilmek, kendini eleştirebilmek, yazdıklarını da eleştirebilmek, işte buralarda şunu eksik yazmışım, bunu şey yazmışım, başkalarının eleştirilerine açık olabilmek. Bunlar herhalde en şeyleri, yani bu işin ölçüsü, kriteri, yani yazarlıkta adım atmak için. Bu esnada herhalde Ragıp abi, rejisöre yeniden dönüyorum. Helen, durum nedir? Girebiliyor mu Ragıp abi? Yok Mahmut, da halen gelmedi. Ben de bekliyorum. Herhalde yine internet sorunu yaşıyor. Ben hemen bir daha arayayım. Son sorumuzu söyleyelim. Böylece eğer çıkmazsa da artık kapatıyoruz. Hemen. Telefon cevap vermiyor. Herhalde uğraşıyor, giremiyor. Evet sevgili izleyiciler, Beyin Fırtınası programına burada sonuna geldik. Bir iki teknik hatadan dolayı özür diliyoruz. Kürecik TV adına, Kürecik Alemez'in TV adına. Umarım sizler açısından doyurucu bir yayın oldu. Yayını izlemeyenler Facebook'tan, Alemez'in Kürecik TV sayfasından tekrar izleyebilirler. Burada hepinize iyi günler diliyorum. Umarım gelecekte iki haftada bir yaptığımız Beyin Fırtınası programında iki hafta sonra tekrar buluşuruz. Hoşça kalın buradan. Evet.